Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda görmüş olduğunuz bu şık bileklik modelinin yapımını çalışacağız hanımlar. Ben bileklik olarak kullandım ama siz sadece bileklik olarak düşünmeyin. Kolye kordonu, hal, gözlük ipi, yüzük olarak da kullanabileceğiniz çok amaçlı bir çalışma. Şu şekilde detaylı olarak göstermek istiyorum. Bu modeli peyote tekniğiyle çalışacağız. Daha önce sizlerle bunun kalın versiyonunu çalışmıştık. Yapımı çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model. Ve gerçekten bilekte de çok şık bir duruşu var. Çıtı pıtı çok zarif bir model. Bakın ben yine birkaç tane model hazırladım sizlere fikir olsun diye. Renkleri, görüntüsü. Burada aralara yeşil kattım. Burada araları sade yaptım hanımlar. Siz de kendi zevkinize göre ayarlamaları yaparsınız. Bakın burada araları 5 sıra yaptım. Yine araya yeşil boncuk kattım. Burada bu modellerde 3 sıra yaptım. Görüntüleri bu şekilde. Şimdi hemen zaman kaybetmeden yapımına geçelim. Gerekli malzemelerimiz ipedizi kum boncuk istediğiniz renklerde. Siz 10'a 0, 11'e 0 kum boncuk da kullanabilirsiniz. Kopmaz boncuk ipi, boncuk iğnesi ve herhangi bir kapama aparatı. 7 tane kum boncuğumu alıyorum. İpimin altına iniyorum. Başlangıç noktam olduğu için sağlam olması adına her zaman yaptığım gibi 2 adet düğümümü buraya atıyorum. Hemen iğnemi elime aldım. Düğümümden 3 boncuk uzaklaşıyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane gümüş rengi boncuk alıyorum. Bakın hemen yanımdaki gümüş boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çevirdim. Bir tane yeşil boncuk alıyorum. Aralara yeşil boncuk katacağım ya. Eğer yeşil boncuk kullanmayacaksanız, yani aralara renk katmayacaksanız, bu kısımda kullandığınız boncuk rengiyle devam edin. Bakın bir tane yeşil boncuk aldım. İpim alttaki gümüş boncuktan çıkmış. Üstteki gümüş boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Ben çevirerek daha rahat çalışıyorum hanımlar. Siz dilerseniz çevirmeden de çalışabilirsiniz. İpim gümüş renk boncuktan çıkmış. Üstteki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde yine ters çeviriyorum. Şimdi gümüş rengi boncuk alıyorum. Bakın ipim alttaki yeşilden çıkmış. Üstteki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Yine elimde ters çevirdim. Gümüş renk boncuk alıyorum. İpim alttaki yeşil boncuktan çıkmış hanımlar. Ben üstteki gümüş renk boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi 3 sıra yaptım araları. Şöyle göstereyim. 1, 2 ve 3. Çiçeğimi ekleyeceğim. Siz 5 yapın, 6 yapın. O tamamen sizin zevkinizde kalmış. Çiçeğimi pembe tonlarında çalışıyorum. Bakın ipim buradan çıkmış. Alttaki gümüş boncuktan çıkmış. Üstteki gümüş boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Pembe renk boncuk alıyorum. İpim alttaki gümüş boncuktan çıkmış. Üstteki pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Yine elimde ters çevirdim. Şimdi çiçeğimin ortasındaki rengi yerleştiriyorum hanımlar. Ben sarı kullandım. Bakın ipim alttaki pembeden çıkmış. Üstteki pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Yine elimde ters çevirdim. Çiçeğimizi yapmaya devam ediyoruz. Pembe boncuk aldım. İpim alttaki pembe boncuktan çıkmış. Üstteki sarı boncuktan geçiş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir yöntem. Peyote tekniği zaten çok kolaydır ve çok hızlı ilerler. Bakın pembe boncuk aldım. İpim sarı boncuktan çıkmış. Pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi burada bir yön değiştirmem lazım. Yani ipimi sağ tarafa almam lazım. İpim bakın burada, dikkat edin. Hemen şu alttaki hanımlar 2 tane pembe boncuktan, ben bir geçeyim sizlere net bir görüntü vereceğim inşallah. Bakın 2 tane pembe boncuktan geçiş yaparak ipimi sağ tarafa alıyorum. İpim burada, görmüş olduğunuz gibi sıkı tutuyorum. Hemen 2 tane pembe boncuktan geçiş yapıp alt tarafa indim. İyice çekiştiriyorum. Bakın ipim buradan çıktı. Üstteki pembe boncuklardan çıkıyordu ama şimdi alttaki pembe boncuklara geldi. Burada ne yapıyorum? 3 tane pembe boncuk alıyorum. Çünkü çiçeğimin etrafını tamamlayacağım. Şu ortadaki sarı boncuğu atlıyoruz hanımlar. Tepedeki 2 tane pembe boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın böyle. Görmüş olduğunuz gibi çiçeğimizi tamamladık.
Hemen elimde yine ters çeviriyorum. Bir tane gümüş boncuk aldım. Bakın ipim buradan çıkmış. Yanımdaki pembe boncuktan geçiş yapıyorum. Yine elimde ters çevirdim. Bir tane gümüş boncuk alıyorum. İpim pembe boncuktan çıkmış. Gümüş boncuktan geçiş yapıyorum. Yine elimde ters çeviriyorum. Yeşil boncuk alıyorum. Söylediğim gibi siz aralara renk katmayacaksanız eğer burada kullandığınız renkle devam edin. Bakın yeşil boncuğumu aldım. İpim alttaki gümüş renk boncuktan çıkmış. Ben üstte duran gümüş renk boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Yeşil renk boncuğumu aldım. İpim alttaki gümüşten çıkmış. Üstteki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Yine elimde ters çeviriyorum. Bir tane gümüş renk boncuk aldım. Bakın ipim alttaki yeşilden çıkmış. Bu yeşil hanımlar birazcık daha yukarıda duruyor. Hemen buradaki yeşil boncuktan geçiş yapıyorum. Yine elimde ters çevirdim. Gümüş renk boncuğumu alıyorum. İpim bakın buradaki yeşil boncuktan çıkmış. Ben yukarıdaki gümüş renk boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Şimdi yine burada çiçeğimizi yerleştireceğiz. Bu sefer mavi ile yapalım. Az önce pembe ile yapmıştık çiçeğimizi. Bakın mavi boncuğumu aldım. İpim buradaki gümüş boncuktan çıkmış. Yani sağ tarafta altta duran gümüş renk boncuktan çıkmış. Ben ne yapıyorum? Sol taraftaki gümüş rengi boncuktan geçiş yapıyorum. Hemen elimde ters çevirdim. Yine mavi boncuğumu alıyorum. Çiçeğimize devam ediyoruz ya. Mavi boncuğumu aldım. Bakın ipim buradaki gümüş renk boncuktan çıkmış. Mavi boncuktan geçiş yapıyorum. İyice anlaşılsın diye çok detaylı gösteriyorum, anlatıyorum hanımlar. İnşallah faydalı olur. Şimdi çiçeğimizin ortasındaki boncuğu yerleştireceğiz. Sarı kullanıyorum. Bakın yukarıdaki mavi boncuktan geçiş yaptık. Hemen elimde ters çevirdim. Mavi ile devam ediyoruz. Sarı boncuktan geçiş yapıyorum. Yine elimde ters çevirdim. Mavi boncuğumu alıyorum. İpim sarı boncuktan çıkmış. Birazcık daha yukarıda duran mavi boncuktan geçiş yapıyorum. Şimdi ne yapacağız? Burada ipimizin yönünü değiştireceğiz. O yüzden ne yapıyorum? Hemen buradaki iki tane mavi boncuktan geçerek ipimin yönünü değiştiriyorum. Ben bir geçeyim. Sizlere net bir görüntü vereceğim inşallah. Bakın önce bir tane maviden geçelim. Boncukların delikleri küçük olduğu için birazcık zorladı burası hanımlar. O yüzden önce bakın ilk maviden geçtim. Sonra hemen ikinci maviden de geçiyorum. Kafanız karışmasın diye çok çevirmek istemiyorum elimde. O yüzden de burası birazcık beni zorladı. Bakın iki tane maviden geçerek ne yaptım? İpimin yönünü değiştirdim. Şimdi üç tane mavi boncuk alıyorum. Çiçeğimizin etrafını tamamlayacağız ya. Üç tane mavi boncuğumu aldım. Sarı boncuğu atlıyorum hanımlar. Tepedeki iki tane mavi boncuktan geçiş yapıyorum. Çok kolay, gerçekten çok kolay ve çok pratik bir model. Hemen elimde çeviriyorum. Yine ne yapacağız? Ara kısımlarımızı yapacağız. Bir tane gümüş renk boncuk aldım. Bakın hemen buradaki maviden geçiş yapıyorum. Elimde ters çeviriyorum. Bir tane gümüş renk boncuk alıyorum. Buradaki gümüş renkli boncuğumdan geçiş yapıyorum. Elimde ters çevirdim. Bir tane yeşil boncuk alıyorum. Bakın şu boncuk, sol taraftaki boncuk biraz daha şu boncuğa göre üstte duruyor. Hemen sol taraftaki boncuktan geçiş yapıyorum. Elimde ters çevirdim. Yeşil boncuğumu aldım. Bakın ipim gümüş renk boncuktan çıkmış. Yeşil renk boncuktan geçiş yapıyorum. Yine hemen elimde ters çeviriyorum. Gümüş renk boncuğumu aldım. Bakın yukarıda duran yeşil renk boncuktan geçiş yapıyorum. Gümüş renk boncuğumu alıyorum. İpim yeşil boncuktan çıkmış. Gümüş renk boncuğumdan geçiş yapıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Yine tekrardan çiçeğimizi yerleştireceğiz. Pembe çiçeğimizi. Siz dilerseniz her bir çiçeği farklı renklerde yapabilirsiniz. Ya da aynı renkte yapabilirsiniz. Hemen bir tane daha böyle hızlıca çiçeğimi yapayım hanımlar. Sonra da kapama yerinin yapımını gösterip videomu bitireyim inşallah.
çiçeğimizin ortası için sarı kullanıyoruz. Hemen pembe alıyorum. Çiçeğimizi yapmaya devam ettiğimiz için pembe boncuk. Bakın şimdi yön değiştireceğim. Ne yapıyorum? Şuradaki iki tane pembe boncuktan aşağı iniyorum. Az önce mavi boncuk beni zorladığı için teker teker inmiştik. Ama şimdi kolaylıkla ikisinden birden geçtik. Şimdi çiçeğimizin etrafını sarmak için ne yapıyoruz? 3 tane pembe boncuk alıyoruz. Bakın ipim burada. Ortadaki sarı boncuğu atlıyorum. Hemen 2 tane pembe boncuktan birden geçiş yapıyorum. Çiçeğimizin etrafını sardık. Elimde ters çevirdim. Yine 3 tane 3 sıra yani 3 tane diyorum pardon. 3 sıra çalışıp kapama yerimizi yapacağız. Aralarda 3 sıra çalıştık ya. O yüzden yine 3 sıra çalışıyoruz. Gümüş boncuk alıyorum. Bol bırakmayın hanımlar. Görüntü itibariyle güzel olsun. Çok da sıkmayın. Çok da bol bırakmayın. Onu kendiniz ayarlarsınız zaten. Bakın. Şimdi kapama yerimi yapacağım. Dilerseniz yine boncuklarla birlikte buraya kapama aparatınızı takabilirsiniz. Ya da burayı kapama aparatınızın halkası olarak da kullanabilirsiniz. 6 tane kum boncuk alıyoruz. Şöyle göstereyim. 6 tane kum boncuğumu aldım. Bakın ipim sağ taraftan çıkmış. Sol taraftan 2 boncuğumu da çaprazlıyorum. Ve burada kapama halkamı görmüş olduğunuz gibi oluşturdum. Muhakkak içinden bir tur atın. Ve düğüm atarak gidin ki kapama bölümünüz uzun ömürlü olsun. Bakın şu şekilde. Bu yine minyatür bir model oldu ama önemli olan sizin mantığını anlamanız. Bakın bu şekilde kapama kısmımızı da yaptık. Gerçekten çok güzel, çok çıtı pıtı bir model hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Bu model hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.